Merhabalar arkadaşlar. Bugün tokalaşma problemleri diye adlandıracağımız bir problem tipinden bahsedeceğiz. Örneğin bir adamın e, işte bulunduğu ortamdaki erkek arkadaşların sayısı diyeceğiz. E, toplam erkek sayısından kendisini çıkararak hareket edeceğiz. E, neden tokalaşma problemleri diyoruz bunlara? Çünkü bir insan bir ortamda birilerle tokalaşırken kendisi hariç kalanlarla tokalaşır. E, bu mantıktan dolayı aslında bunlar hep benzer sorular diye gruplandırıp bugün bunlardan bahsedeceğiz. İlk örnekle bak başlayalım arkadaşlar bakalım nasıl bir soru tipi gelecek karşımıza. Bir sınıftaki tüm öğrenciler birbirleriyle tokalaşmışlardı. Toplam 325 tokalaşma olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar 325 tokalaşma ne demek? E, sınıfta en kişi olsun örneğin. En kişi var diyelim. Şimdi birinci kişi ne olacak arkadaşlar? Kendisi hariç geriye kalan ne yapacak? N-1 kişiyle. Yani birinci kişi N-1 kişiyle tokalaşacak. İkinci kişi ne yapacak arkadaşlar? Ee, o da kendisi hariç eksi 1 kişiyle tokalaşacak ama bir öncekinin yaptığı tokalaşma zaten onun içerisinde şu n-1'in içerisinde sayıldığı için onunla yaptığı tokalaşmayı saymamamız lazım sonrasında gelen arkadaşlar en n-2 kişiyle tokalaşmıştır kendisi ve bir önceki hariç çünkü bir öncekini zaten burada saydık onu tekrar saymayalım aynı tokalaşmayı iki kez saymış olmayalım dolayısıyla eksi 2 üçüncü kişi ne yapacak arkadaşlar bu da ne yapacak e, zaten birinci ve ikinci kişiyle yaptığı tokalar burada sayıldığı için onları saymayacağız kendisiyle de tokalaşamayacağı için bu üç kişiyi çıkarırsak geri kalan en eksi 3 kişiyle tokalaşma yapmış olacak ve en son arkadaşa eninci kişiye geldiğimizde o da ne yapmış olacak arkadaşlar? Kaç tokalaşma yapmış olacak? En olması için bu da sıfır toka yapmış olacak. Neden? Çünkü zaten herkesin içerisinde yaptığı toka sayıldığı için o kendisinden sonra kimse kalmadığı için yapacağı bir tokalaşma olmamış oluyor. Ee, öncekilerle yaptığı tokalaşmalarda zaten bunların içinde sayıldığı için onlar tekrar saymaya gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında n-1, n-2, n-3 bula bula 0'a kadar arkadaşlar yapılan tokalaşmaları toplamamız gerekiyor şu an. Bunun ee, bunu Tabii ikinci daha farklı bir yolda anlatacağım arkadaşlar. Şu an burası bu işin mantığı. Bunları toplarsak arkadaşlar e, önceki videolarımızda anlattığımız gibi bir yöntem vardı. Neydi? Artışık sayıların toplamından bahsetmiştik. Terim sayısı ile arkadaşlar değil mi? orta terimi çarpıyorduk hatırlarsanız. Şimdi terim sayısı nedir buradan hemen? E, kaç tane terim var bakıyorum. Ee, en tane terim var en kişi var çünkü en tane terim var orta terim de arkadaşlar neydi tabi terim sayısı bunun formülü vardı o da şuydu son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı bakın birer birer artmış artı bir gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan eksiği dağıttığınız zaman ne olacak ee, üst taraftan n eksi bir gelecek n-1 e, yanında da artı 1 var. Bunlar birbirini götürünce n tane terim kalacak. Zaten buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar toplam n kişi vardı. Dolayısıyla her birinden bir tokalaşma geldiğine göre n tane de tokalaşma sayısı olacak. Orta terime gelince de orada da son terimle ilk terimi toplayıp 2'ye bölüyorduk değil mi? Sıfırın bir anlamı olmadığı için orta terim n-1 bölü 2 çarpı terim sayısı n. Bu bize arkadaşlar toplam tokalaşma sayısını verecektir yani 325'i n 1 çarpı n bölü 2 arkadaşlar 325. Buradan 2'yi karşı atarsak n 1 çarpı n eşittir. 630. Buradan değer vererek n'i bulmaya çalışalım. 26 dersek burası 25 burası 26 yapacak. Çarparsak arkadaşlar o da e, 25 çarpı 26'dan 500, 150, 650 yapacak. Evet zaten burası 325 olduğu için yanlışla bakın bu ikiyi ben bir diye geçirmişim. Burası da 650 olacaktı ve gerçekten en 26'ymış. Bu uzun bir yol arkadaşlar ama mantığı bu şekilde olduğu için bunu anlatmış olduk. Şimdi ikinci yöntemimiz de şu arkadaşlar. Kalem rengimizi mavi yaparak devam edelim. E, toplam grupta en kişi var. E, bir kişi kendisiyle tokalaşamayacağı için geriye kalan arkadaşlar ne yapacak? En eksi bir kişiyle tokalaşacak doğru mu? Yani n çarpı n eksi bir tane tokalaşma olacak burada. Neden? Herkes kendisi hariç kere kalan en eksi bir kişiyle tokalaşacak. Ancak bir tokalaşma iki kişi arasında gerçekleştiği için örneğin Ahmet ile Mehmet tokalaşıyor. Şimdi Ahmet'in tokaları arasında bir tane saydık zaten bu tokalaşmayı. Aynı tokalaşmayı Mehmet'in tokalaşmaları arasında da sayacağımız için aslında bir tane tokalaşma varken biz onu iki kere saymış oluyoruz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? İkiye bölerek bu iki kere saymanın önüne geçmiş oluyoruz. Ki bu durumda toplam tokalaşma sayısı da 325 oluyor. Ve bakın ne oldu? Şu denklemin aynısı geldi. Yani e n'in buradan da 26 olacağını çok rahat söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet iki yöntemle de arkadaşlar bu soruyu çözebilirsiniz. Tabii ki ikincisi çok daha kısa olacaktır. Bir okuldaki her bayan öğretmenin okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı. Şimdi arkadaşlar kadınların sayısına k diyelim erkeklerin sayısına e diyelim. Toplam okuldaki kadın sayısı k toplam erkek sayısı e. Bir bayanın bayan meslektaşlarının sayısı k-1'dir. Neden? Çünkü o da o bayanlardan birisi olduğu için kendisi hariç geriye kalanlar onun arkadaşıdır. Bir insan kendi kendisini arkadaşı diye sayamaz. Dolayısıyla kendisinin dışında kalan k-1 kişi onun arkadaşı olacaktır. Bir kadının kadın meslektaşlarının sayısı k-1 olacak. Erkek meslektaşlarının sayısı E'dir. Neden? Çünkü kadınsa zaten erkeklerin arasında yer almadığı için otomatikman bütün erkekler onun arkadaşı olacak. E, dolayısıyla burada bir denklem vermiş. Erkek meslektaşların sayısının 3 katından 6 fazlaymış. Yani 3 e artı 6 eşit diyebiliriz. Sonra her erkek öğretmen için de okuldaki bayan meslektaşların sayısı. Bir erkek bayanların arasında yer almadığı için zaten bayanların hepsi otomatikman onun arkadaşıdır. Yani bayan sayısına, bayan meslektaş sayısına K diyelim. E, erkek meslektaş sayısı ise E-1'dir. Neden? Çünkü erkeklerin arasında kendisi de var artık. Bir erkekten bahsediyoruz çünkü okuldaki toplam e kişilik erkek grubunun içerisinde kendi var. Onu çıkarırsam geriye kalan e eksi bir kişi onun arkadaşı olacaktır. Ve bayan meslektaşlarının sayısı erkek meslektaşlarının sayısının 4 katından bir eksiktir. Bakın elimizde iki tane denklem oldu. Biraz düzenleyip ortak çözelim. K buradan 3e artı 7'dir. K getirip burada yerine yazarsak arkadaşlar 3e artı 7 eşittir. Sağ tarafı da dağıtırsak 4e eksi 5 olacaktır. Yani buradan 1 e eşittir 12 olacaktır. Anlıyoruz ki arkadaşlar bu okulda toplam 12 erkek var. Erkeği getirip yerine yazarsak arkadaşlar buradan k sayısını buluruz. 3 kere 12 36 artı 7'den bu da 43 yapacaktır. Demek ki 43 de kadın öğretmen varmış. Toplam öğretmen sayısı bu durumda arkadaşlar 43 artı 12'den ne yapacaktır? 55 Ali ile Leyla aynı sınıfın öğrencisidir. Ali'nin sınıftaki erkek arkadaşların sayısı kız arkadaşlarının sayısının iki katı. Şimdi arkadaşlar sınıftaki kızların sayısına K, erkeklerin sayısına E diyelim. Yine toplam. Ee, şimdi Ali erkeklerin arasında, Leyla kızların arasında. Bu isimlerden böyle varsayıyoruz. Ali'nin sınıftaki erkek arkadaşların sayısı E-1'dir. Bakın erkek arkadaşların sayısı E-1'dir. Neden? Ali de erkeklerden birisi. Kendisini çıkarmalıyım ki geriye kalan eksi bir kişi onun arkadaş sayısı olsun. Kız arkadaşların sayısının iki katından kızların hepsi onun arkadaşıdır. Kendisi kızların arasında olmadığı için oradan bir çıkarmama gerek yok. 3 eksiktir. Evet ilk denklemimiz geldi. Yani e buradan arkadaşlar düzenlersek 2k-2'dir. Leyla'nın erkek arkadaşlarının sayısı. Şimdi Leyla kızların arasında yer aldığı için arkadaşlar erkeklerin hepsi onun erkek arkadaşıdır. Dolayısıyla kendisi o erkekler arasında yer almıyor çünkü. Ama kızların arasında kendisi yer aldığı için biri çıkarıyorum. K-1 tane kız arkadaşı vardır. Ve erkek arkadaşların sayısı kız arkadaşların sayısından 6 fazlaymış. Yani erkekler eşittir. K-1 artı 6 diyebiliriz. Bunu da düzenlersek E buradan K artı 5 yapacaktır. Bakın ne oldu? 2 tane denklemimiz var. Bunları ortak çözersek arkadaşlar bu iş biter. E, k artı 5'in buradan 2k 2 eşit olduğunu söyleyebiliriz. K'nın 7 olduğunu gördük. E, herhangi bir denklemde k'ya yani 7 yazarsak arkadaşlar e'nin 12 olduğunu da görürüz. Bu durumda anlıyoruz ki bu sınıf mevcudu arkadaşlar kız ve erkeklerin toplamı olan kaçmış? 19. 65 kişilik bir grupta birinci erkek, 12 kız arkadaşı ikinci erkek. Şimdi şimdi birinci erkek ve ikinci şey diyelim erkek diye gidelim ve tek tek tokalaştıkları kız sayısını yazalım. Şimdi birinci erkek ne oldu? 12 kız arkadaşıyla. Burada kızlar var. Burada erkekler var. Son arkadaşlar ikinci erkek ne olmuş? 13 kız arkadaşıyla tokalaşmış. E, bu biraz daha enteresan bir soru. Üçüncü erkek 14 kız arkadaşıyla. Buradaki üçüncü erkekle toplam kız arkadaş sayısının toplamı ne olması gerekiyor arkadaşlar? 61 olması gerekiyor. Neden? Sınıf mevcudu 61. Sonuncu erkek tüm kız arkadaşlarıyla tokalaşmış. Dikkat edin aradaki fark hep ne arkadaşlar? 11. 11 11 gidiyor gördünüz mü? O zaman örüntü diyorum ki son erkek sayısına n dersem ee, tokalaştığı kız sayısı da n artı 11 olacaktır değil mi? 11 fazlası. Son erkek aslında sınıftaki erkek sayısını veriyor bize. Bu da zaten sınıftaki maksimum kız sayısı. O zaman bu ikisini toplarsak 2 iki an ortam 11'e 61 eşitlersek 2 en buradan 50 en buradan 25 yapacaktır. Bu sınıfta kaç tane kız vardır diyor. 25 artı 11'den arkadaşlar 36 diyebiliriz. Gerçekten 25 de erkek vardır. Gördüğünüz gibi hem 11 fazlası hem de toplamları 61. Şimdi Alp'in kız kardeşlerinin sayısı erkek kardeşlerin sayısından 4 eksiktir. Şimdi bu ailedeki bak alp de dahil olmak üzere arkadaşlar bu ailedeki kız ve erkek sayılarına bakalım şimdi. Mesela ailedeki toplam kız sayısı ve ailedeki toplam erkek sayısı alp de bu erkeklerden birisi. Onların arasında arkadaşlar. Şimdi Alp'in alp kız kardeşlerinin sayısı K'dır zaten. Çünkü Alp erkek olduğu için kızlarının içinde yer almıyor. Dolayısıyla 1 çıkarmaya gerek yok. Ancak erkeklerin arasında yer aldığı için erkekli ailedeki toplam erkek sayısından biri çıkaracağım ki eksi bir tane onun erkek kardeşi olmuş olsun. Bir insan kendi kendisinin kardeş olmaz değil mi? Onu çıkarmalıyız. Ee, diyor ki kız kardeşin sayısı erkek kardeşin sayısından 4 eksiktir. Yani şöyle bir denklemimiz var. Düzenlersek k buradan eksi 5 olacaktır. Bu arada Alp'in kız kardeşi Meral'in diyor kız kardeşlerinin sayısı. Meral de zaten aynı aileden. Yani şu kızların arasından birisi Meral de. Dolayısıyla Meral'in kız kardeşlerinin sayısı k eksi 1'dir. Meral o K kişinin içerisinde ya kendisini çıkarsam bir kişiyi geriye kalan k bir kişi onun kız kardeşi olmuş oluyor. Erkek kardeşlerin sayısından yani E'den kaç eksiktir diyor. Yani aslında bize kız kardeşlerin sayısıyla erkek kardeşlerin sayısının farkını soruyor. Şimdi biz K yerine getirip bu değeri yazabilir miyiz? Bakın E-5-1 eksi E. Burada ne oldu dikkat ederseniz arkadaşlar? Bunları çıkarırsak aradaki fark 6, x 6 mı geldi? Demek ki 6 eksikmiş arkadaşlar. Ahmet ile Ayşe aynı anda kafilede aynı kafilede seyahat etmektedir. Ahmet diyor kafiledeki bayan arkadaşları sayısının erkek arkadaşlar sayısının 3 fazladır. Şimdi Ahmet ve Ayşe'ye bakalım. Grupta toplam K tane kız, E tane erkek olsun. Tamam mı arkadaşlar? Ee, bu durumda arkadaşlar kafiledeki Ahmet'in kadın arkadaşların sayısı dediğimize göre Ahmet zaten kadınlardan biri olmadığına göre bütün kadınlar onun arkadaşıdır. K tane kadın arkadaşı vardır. Ee, bayan arkadaşların sayısı erkek arkadaş sayısından 3 fazladır. Ha, Ahmet erkeklerin arasında yer aldığı için bu E kişiden Ahmet'i çıkarınca gerek kalan E-1 kişi onun arkadaşı olur. Ve kadın arkadaşların sayısı bu erkek arkadaş sayısından 3 fazlaymış. Yani düzenlerse K'nın buradan E artı 2 olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Ayşe'nin kafiledeki erkek arkadaşların sayısı E'dir. Çünkü Ayşe erkekler arasında yer almıyor. Dolayısıyla 1 çıkarmaya gerek yok. Ancak kadın arkadaşlarının arasında yani kadınların arasında olduğu için 1'i çıkaracağım. Gelen kalan K-1 kişi onun arkadaşları olmuş olacak. Bu durumda erkek arkadaşların sayısı bayanların sayısının 2 katından iyi bir eksiktir. Denklemini bu şekilde kurabiliriz. Yani E buradan düzenlersek 2K-23 yapacaktır. Elimizde bakın iki tane denklem oldu. K yerine getirip E artı 2 değerini yazarsanız eğer 2 parantezinde E artı 2 eksi 23 dağıtırsak 2 E artı 4 yapacak eksi 23 eşittir E. Buradan E buraya geçerse şurası da eksi 19 yapıyor. Karşı artı 19 diye geçer. Demek ki erkek sayısı gruptaki arkadaşlar 19'muş. E, erkek sayısı 19'sa kız sayısı buradan 21'dir. O zaman grubun toplamı 21 artı 19'dan 40 yapar arkadaşlar. Bir de her bayan öğretmenin bayan meslektaşlarının sayısı. Yine gruptaki toplam kadın sayısına ve erkek sayısına K -E değerlerini veriyorum. Bir arkadaşlar bayanın, her bayan ya da bir bayan fark etmiyor. Her bayanın arkadaşlar bayan meslektaşlarının sayısı. Yani K-1'dir bu. Kadınların arasında yer aldığı için bir kadın... Kendisi hariç geri kalan K-1 kişi onun arkadaşıdır. Ee, erkek meslektaşların sayısından E'den neymiş arkadaşlar? bir fazlaymış. Her erkek öğretmenin bayan meslektaşların sayısı K'dır. Erkek meslektaşların sayısı ise E-1'dir. Kendisi hariç geri kalan erkeklerden bahsediyoruz çünkü. Ee, bu da 2 katından 7 eksikmiş. Evet bakın yine 2 denklemiz var. Şunu düzenlersek önce üst tarafı. K buradan E artı 2 yapacaktır. Aşağıda biraz düzenlersek 2 A E eksi 9 yapacaktır. E, bunları birbirine eşitlersek buradan E eşittir 11 yapacaktır. Demek ki bu grupta 11 erkek varmış. Herhangi bir denklemde bunu yerine yazarsak örneğin mesela getirip şu üst tarafta yerine yazıyorum. K'nın da çok rahat 13 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman grupta toplam arkadaşlar 24 tane öğretmen var diyebiliriz. 40 öğretmen çalıştı okulda bayan meslektaş sayısı erkek meslek sayısı. Şimdi bakın bu sefer işler biraz daha farklı. Toplam öğretmen sayısını vermiş. E, toplam grup sayısı K ve E. Değil mi arkadaşlar? Kadın ve erkek sayısı toplam 40'miş. Toplam öğretmen sayısını biliyoruz. Bir kadının kadın meslektaşlarının sayısı K 1 kişidir kendi hariç geri kalan kadınlar. Erkek meslektaşlarının sayısı ise E'dir. Bu kadın meslektaşlarının sayısı yani K-1 erkeklerin sayısından 9 eksikmiş. Yani böyle bir denklem. Bakın ne oldu bu sefer? Farklı bir yoldan yine iki denklem elde ettik. Aynı sonuca ulaşacağız. K yerine ben buradan şu eksi 1'i karşıya atarsam 2 e 8 yazabilirim yukarıda zaten bir denklem var. Aşağıda da bir denklem var. Bunları birleştirirsek arkadaşlar k ne bu d'ye yazarsak 3 e 8 eşittir 40 yapacaktır. 3 e 48'den e buradan arkadaşlar 16 yapacaktır. Evet bir iş yerindeki arkadaşlar her bayanın iş yerindeki bayan meslektaşlarının sayısı yine kadın ve erkeklerden bahsediyoruz. Bakın kadın sayısına gruptaki toplam kadın sayısına k toplam erkek sayısına e diyerek başlıyoruz. Ee, bir kadının Kadın meslektaşların sayısı k-1'dir. Bir kişiyi çıkarırsan geriye kalan k-1 kişi onun arkadaşı olur. Erkek meslektaşların sayısı da e'dir. Erkek meslektaşların sayısının yarısından 3 fazla. Yani e'yi e 2'ye bölüyoruz ve 3 ekliyoruz. Bu bize k-1 veriyor. Biraz düzenlersek arkadaşlar 2k-2 eşittir e artı 3. Yani buradan 2k-5 eşittir e. İlk denklemimiz bu şekilde dursun. Erkek meslektaşların sayısının 5 eksiğini eşittir diyor. Her erkeğin bakın bu sefer her erkeğin bayan meslektaşların sayısı K'dır. Çünkü o erkek kadının arasında yer almadığı için bir çıkarmaya gerek yok. Toplam K tane kadın varsa hepsi o erkeğin arkadaşıdır. Ve erkek meslektaşların sayısı ise E eksi 1'dir. Evet bunun 5 eksiğin eşitmiş. Gördüğünüz gibi K buradan E 6 yaptı. Elimizde bakın iki tane yapı var. Hadi bunları yerleştirelim. Şuradaki k arkadaşlar 2 e 6 yazacağım. 2 parantezde e 6 eksi 5 eşittir e. Buradan 2 e 17 eşittir e yaptı. Yani e buradan 17. Demek ki gruptaki erkek sayısı 17 imiş. E kızların sayısı da arkadaşlar e, neymiş? Erkeklerden 6 eksikmiş. Demek ki kadın sayısı da 11. O zaman bu ikisini toplarsak gördüğünüz gibi ne olacak? E, grup sayısı toplam arkadaşlar 28 kişi olacak. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.